El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki din konusunda sualler ve cevaplar faslında İnşallah birlikteyiz. Allah için yaşamak, bu insanlar için yaşamaktır. İnsanları Allah'a yaklaştırmak, ulaştırmak için yaşamaktır. İnsanları gidecekleri cehennemden çevirerek Allah'ın cennetine ulaştırmak için bir uğraşıdır. İşte sevgili kardeşlerim, dünyadaki insanların 90'dan fazlasının dinlerinin aslında bir tek din olduğunu unuttuğu, dinler arasında her tarafta kavgaların oluştuğu, insanların asıl hedeflerini tamamen şaşırdığı bir devrede yaşıyoruz. Bütün dünyaya hidayetin yayılması zamanıdır. Öyleyse insanlara Allah'a ulaşmayı, dilemeyi öğretmek hepimizin üzerine düşen mutlak bir görevdir. Ve ihmalimiz insanlara ulaşamamamız kalbimizde kanayan bir yarayı devamlı kanatacaktır. Öyleyse muhtevayı ona göre düşünün sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Din konusundaki suallerinizle bize yeni imkanlar sunuyorsunuz. Bir başka açıdan, bir başka açıdan, bir başka açıdan, her açıdan dinin temellerinin anlaşılması ve Allah'ın ezeli dininin değişmeyecek standartlarda, unutulmuş dininin unutulmayacak standartlarda yeniden ortaya konması. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim, din vardır. Allah'ın teslim dini. Allah'a ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim edeceğiniz 4 teslimden ve 7 tane safhadan oluşan bir tek din. Kainatın ezeli dini. Bu dine baktığınız zaman ne görünüyor? Bakıyoruz ne göründüğüne, bir tek Allah görünüyor. Bir tek Allah var. Başka bir Allah söz konusu değil. Tekrar bakıyoruz, tek bir toplum görünüyor. Fırkalara ayrılmayan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan tek bir toplum. Yine bakıyoruz, teslimler görünüyor. 7 safhada ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte bitti sevgili kardeşlerim, bu kadar. Din bunlardan ibarettir. Bir tek din olmuştur, hiç değişmemiştir. Aslı, nesli, hepsi bu kadar. Bütün peygamberlerin yaşadığı din, bütün kavimlerde
bütün kavimlerdeki Resullerin ve etrafındakilerin yaşadığı din, hala bütün kavimlerdeki Resullerin etrafındakilerin yaşamakta olduğu din, sadece bir tek din. Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dini, Allah'ın ifadesiyle Allah'a teklik izah eden tek Allah vardır. Müessesesini ortaya koyan Vahdet müessesesi ve dinde tek bir toplumu oluşturan ikinci temel tevhid müessesesi, tevhidi oluşturmak, tek bir toplum, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum ve üçüncü muhteva Allah'a dört faktörü de teslim etmek, ruhu, içi, nefsi ve iradeyi. İşte din dediğimiz müessese bu kadar. Bitti sevgili kardeşlerim. Dinler yoktur, bir tek din vardır. O da Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir kurtuluşu bütün insanlara sunar. Ve Doktor Abdülcebbar Boran ilk sualini soruyor. Âl-i İmrân 103 ile Enam 153 arasında bir illiyet rabıtası var mı? Âl-i İmrân 103 dediği zaman ne aklımıza geliyor? Allah'ın ilk söylediği şey ne orada? Fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipi fırkalara ayrılmamayı ifade ve ihata ediyor. Yani tek bir fırkanın üzerinde olmak, yani Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mümin olmak, hidayet üzere olmak, şeytana kul olmaktan kurtulup, tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, dalaletten kurtulup hidayet üzere olmak, takva sahibi olmak, nefsi hüsrandan kurtararak hüsranda olmayanlardan olmak, küfürden kurtularak mümin olmak, hepsi burada sevgili kardeşlerim. Tek bir muhteva. Allah'a ulaşmayı dileyip fırkalara ayrılmamak, Allah'ın ipine sımsıkı tutunmak. Hadi bakalım, gelin şimdi bakalım bütününde ne diyor Âl-i İmrân 103? Vâtesemû bihablillâhi cemiyan. Hepiniz Allah'ın ipine sarılın. Ve lâ teferrukû. Ve tefrikaya düşmeyin, fırkalara ayrılmayın. Ve eskürü nimetallâhi aleykum. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İskuntum adaen. Siz düşmanlardınız. Fe ellefe beyne kulübüküm. Allah o zaman kalplerinizi telif etti. Kalplerinizin arasını telif etti, birleştirdi. Ve asbatüm bi nimetihi ihvana. Ve onun, Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz, ihvan oldunuz. Ahiler oldunuz, kardeşler oldunuz. Ve kuntum ala şefa hufretin minen nari. Siz bir ateşten çukurun, bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Fe enkazukum minha, böylece sizi oradan
kurtardı. Kezalike yübeyyinullahi leküm ayatihi. İşte böylece Allah size ayetlerini beyan eder. Lealeküm tehtedun. Böylece bu ayetlerle hidayete eresiniz diye. Öyleyse Ali İmran 103'ün muhtevası açık. Fırkalara ayrılmamak, Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın ipine sarılmak, fırkalara ayrılmaktan kurtulup tek bir fırka üzerinde olmak. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi Cebbar soruyor. Ali İmran 103'te bunu söyleyen Allah diyor. Enam 153'te bir şeyler söylüyor diyor. Acaba bu söyledikleri arasında bir illiyet rabıtası var mı? Özü ne Ali İmran 103'ün? Allah'a sarılmayı, Allah'ın ipine sımsıkı, Allah'ın ipine diyor Allah Teala, sarılın diyor. Hepiniz Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferruku ve fırka fırka olmayın. Fırkalara bölünmeyin. Fırkalara ayrılmayın. Fırkalara ayrılmayanların ne yapıyormuş Allah Teala? Kalplerini telif ediyormuş. Böylece düşman olanlar dost oluyormuş. Ve böylece bir cehennem çukurunun kenarından Allah onları Allah'a ulaşmayı dilediler diye kurtarıyormuş. Allah Teala ayetlerini açıklıyormuş ki hidayet erelim diye. Enam 153 ve enne hâzâ sırat-ı müstakîmen. İşte muhakkak ki bu sırat-ı müstakîmdir. Fettebiûhu, ona tabi olun. Sırat-ı müstakîme tabi olun. Ve lâ tettebiû subûle ve sebillere, sırat-ı müstakîmin dışındaki sebillere tabi olmayın. Fe teferrika biküm an sebînî. Eğer tabi olursanız, o zaman bu sebiller sizi Allah'ın sebilinden tefrikaya düşürür. Allah'ın sebilinden ayırır, fırkalara ayrılmışlardan olursunuz. Zalikum vassakum bihi, işte böylece onunla size vasiyet etti. Lalekum tettekun. Böylece siz takva sahibi olasınız diye. Her iki ayette de Ali İmran 103'te de Enam 153'te de fırkalara ayrılmamak söz konusu. Fırkalara ayrılmamak konusunda Ali İmran 103'te Allah-u Teala Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Bu ip sırat-ı müstakimdir. Enam 153'te o ipin
sırat-ı müstakim olduğu açıklanıyor. Her iki ayette de fırkalara ayrılanlar var, bir de tek fırkanın sahipleri var. Tek fırkanın sahipleri, fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için fırkalara ayrılmayanlar, bir tek fırka üzerinde görünüyorlar. Enam 153'te fırkanın adını vermiş. Sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar. Âl-i İmrân 103'te de tek fırkanın muhtevasını vermiş. Fırkalara ayrılmayanlar, hidayette olanlar, tek fırkanın üzerindekiler. Enam 153'te takva sahibi olanlar. Ya tek fırkanın üzerindesiniz, hidayettesiniz, aynı zamanda takva sahibisiniz ya da Allah'a ulaşmayı dilemediniz, tek fırkanın üzerinde değilsiniz, fırkalara ayrılanlardansınız. Ve bu iki ayet-i kerime gereğince hem dalalettesiniz, hidayette değilsiniz, hem de takva sahibi değilsiniz. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre şirktesiniz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre tağutun kulusunuz. Allah'ın kulu değilsiniz. İşte bu minval üzere Allah-u Teala dizaynı oluşturmuş. Cebar soruyor, Âl-i İmrân 103 ile Enam 153 arasında bir ilyet rabıtası var mı? İkisi arasında sağlam bir ilyet rabıtası mevcut. Söylediğimiz açılardan. İkinci suali Cebar'ın, diyor ki Âl-i İmrân 103 ile Rum 31-32 arasında bir ilyet rabıtası var mı? Rum 31-32'de Allah-u Teala ne diyor? Münibine ileyhi ve yettekun ve yakumus salat ve la tekunu minel müşrekin. Rum 31. Rum 32. Minellezine ferreku dinehum ve kânu şia'a. Onlar ki dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve bölük bölük olmuşlardır. Kullu hizbin bimâledeyhim ferihun. Her bir hizip, her bir grup elindekiyle ferahlanır. Burada ne var? Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. Ve müşriklerden böylece müşriklerde olmayın, namazda kılın ve böylece müşriklerden olmayın. Yani kişiyi müşriklerden kurtaran olay, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ona ulaşmayı dilediniz mi, takva sahibi oluyorsunuz, müşriklerden olmaktan da kurtuluyorsunuz. Rum 32'de de müşrikleri veriyor Allah-u Teala. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor. Öyleyse müşrikler açık bir ifadeyle fırkalara ayrılanlar.
Âl-i İmrân 103'te Allah'ın ipine sarılın ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. O zaman birbirinize düşman olursunuz diyor. Ve kalpleriniz arasında Allah kalplerinizin arasını telif etmez. Ve siz hidayette olamazsınız diyor. Öyleyse Allah Teala aynı yollardan hareketle bir yere varıyor. Allah'alaşmayı dilemeyenlerin müşterek özellikleri dalalette olmak, takva sahibi olamamak. Öyleyse Âl-i İmrân 103 ile Rum 31 ve 32 arasında Hibriyet Ravdası, evet var. Bu insanlar fırkalara ayrılmışlar. Sadece Kur'an'da iki nevi insanın var olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılmış olanlar ve Allah'a ulaşmayı dileyerek fırkalara ayrılmış olanların dışına çıkan tek bir fırkayı oluşturanlar. Cebbar'ın üçüncü suali Enam 153, Rum 31-32, Sebe 20 ile İbrahim 22 arasında bir ilişki var mı? Enam 153'ü gördük, Rum 31-32'yi gördük, Sebe 20'yi görelim şimdi. وَلَكَدْ صَدَّكَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ زَنَّهُ فَاتَّبُوهُ اِلَّا فِرِيْكَنْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Şeytan insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Ne zaman? Kıyamet günü. اِلَّا فَاتَّبُوهُ ona tabi oldular. İlla firikan minel müminin, müminlerden oluşan bir fırka hariç. Müminlerden ibaret bir tek fırka hariç, hepsi iblise tabi oldular. Sebe 20'de gene fırkalara ayrılanlar ve tek fırkanın üzerindekiler anlatılıyor, isim konuluyor. O tek fırkanın üzerinde olanlar müminler. İbrahim Suresi 22. ayet-i kerime. Ve kâle şeytânü lemma kudiyel emru. Emir yerine getirildiği zaman şeytan şöyle dedi. Ne demek emir yerine getirildiği zaman? Yani kıyamet gününde sura üfürülmüş, bütün insanlar hayat filmlerini seyretmiş, cennete girecekler belli olmuş, cehenneme gidecekler belli olmuş ve cehenneme girmiş bütün insanlar cehenneme girip oradan cennete gidecekler gitmiş, cehennemde kalanlar da kalmış. Emir tamamen yerine getirilmiş. Şimdi cehennemden
bir sahne. Emir yerine getirildiği zaman şeytan dedi ki: İnnallâhe ve âdekum vâdel hakkı. Muhakkak ki Allah size hak olan vaatte, vaadinde, vaadiyle vaat etti. Hak olan vaadiyle vaat etti. Hak olan bir vaad ile vaat etti. Ve vaattukum. Ve ben de size vaat ettim ve ahleftukum. Fakat ben vaadimden hilaf ettim. Vaadimden döndüm. Vaadimi yerine getirmedim. Ve ma kâne liye aleykum min sultanin. Ve ben sizin üzerinize bir güce, sizin üzerinizde bir güce, bir sultanlığa sahip değilim. İlla en da'avtukum. Sadece sizi davet ettim ve böylece siz bana icabet ettiniz. Festecebtüm li. Siz buna, bu davete icabet ettiniz. Fela tel'umuni ve lumu enfizeküm. Beni telin etmeyin. Beni telin etmeyin. Kınamayın. Velûmû enfisekûm. Nefslerinizi telin edin, kınayın. Mâ ene bi müsrihi kum. Mâ ene bi müsrihi kum. Ben sizin yardımcınız değilim. Ve ma entüm bi musrihi. Ve siz de benim yardımcım değilsiniz. İnni kefertu bima eşektumuni min kabl. Muhakkak ki ben sizin beni ortak koşmanızı bundan evvel de inkar ettim. İnnez zalimine lehum azabın elihim. Muhakkak ki zalimlere acı azap vardır. Burada Sebe 20 ile İbrahim 22 arasında bir ilişki var. Şeytanın insanlara olan vaadini yerine getirmesi söz konusu. Şeytan onları davet ediyor. Neye davet ediyor? İfade belli. Sebe 20'ye göre şeytanın davetine uyanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir.
dileselerdi tek fırkanın içinde olacaklardı. Kurtuluşa ulaşacaklardı. Hanif dininin, kainatın tek dininin gereğini yerine getirmiş olacaklardı Allah'lılaşmayı dileyerek. Ama dilememişler. Dilemediklerine göre şeytan onları kandırmış. Şeytanın talebine tabi olmuşlar. Şeytanın talebi, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Şeytan neyi talep eder? Şeytan Allah'a ulaşmayı dilemekten sizi men etmek, onun hedefi olduğu için sizden Allah'a ulaşmayı dilememenizi talep eder. Dilemenizi engellemeye çalışır ve burada açıkça Allah'ın hak olan vaadiyle şeytanın vaadi söz konusu. Allah'ın hak olan vaadi ne? Bana ulaşmayı dileyin, fırkalara ayrılmayın. Mutlaka ben sizi kendime ulaştıracağım. Allah'ın vaadi bu. Şeytanın vaadi ise Kur'an-ı Kerim'in ve bütün mukaddes kitapların değişmeselerde hepsi aynı kitap olacaktı. Bütün mukaddes kitapların temel faktörü olan Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanlara unutturabilmek. Şeytanın insanlara olan vaadi onun hedefinin yalanlarla süslenmesi halidir. Ben de size vaatte bulundum diyor, vaadimden döndüm diyor. İblis insanları dünyayı süslüyor. Dünya hayatını süslü gösteriyor. İnsanlara davette bulunuyor. İnsanlar da iblisin davetini kabul ederek davete icabet ediyorlar. Nedir davet? Allah'ın yasak ettiklerine davet. Nedir davet? Allah'ın emrettiklerini yapmamaya davet. Öyleyse bu davetin neticesinde iblis insanlara bir şeyler vaat ediyor. Ama bu vaadi insanlar için bir kurtuluş vesilesi değil. Sebe 20 ile İbrahim 22 arasında Allah'ın daveti Allah'lılaşmayı dilemeye davet, şeytanın daveti dilememeye davet. Dilemekten men etmek. Nasıl yapacak? Unutturarak. Allah'ın daveti diye bir şeyin insanlar yaşayacaklar, farkında bile olmadan yaşayacaklar. İnsanlara unutturacak. Allah-u Teala da Resulleri vasıtasıyla bütün alemlerde Allah'ın dinini Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle insanları kurtaracak bir din olarak tahakkuk ettirmeyi hedef alacak. Allah da bu istikamette zor kullanmayacak, iblis de. Ve iblisin bu konuda başarılı olduğu kesin. Halen dünya üzerinde insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. 72 tane inanç grubunun içinde İnsanlar %90'dan fazlası her kavimde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram artık 21. yüzyılın insan arasında yok.
tamamen unutulmuş bir kavram. İşte Allah'ın bize öğretisidir ki biz size bu kavramı öğretmekle vazifeliyiz. Kurtuluşunuzu sağlamak için. İkinci sual Serdar Demirci'den geliyor. Diyor ki Serdar, Rum suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor diyor. Elem yetefekkeru fi enfüsehim. Nefslerinde tefekkür etmezler mi ki? İmani fikir etmezler mi ki? Ma halakallahu semavati vel arda. Allah'ın gökte Allah gökleri ve yeri ne şey için, niçin yarattı? Ve ma beynehuma ve ikisinin arasındaki şeyleri niçin yarattı? Ve inne kesiren minennâsi, muhakkak ki insanlardan çoğu bi likâi rabbihim le kâfirûn. Allah'a Rablerine milaki olmayı inkar ederler. Lehuma illa bil hakkı, hak ile yarattı ve ecelin müsemma, belli bir vaadeyle. Sual, bu ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Ayet-i kerimenin sonu önemli. Sonunda diyor ki Allah-u Teala ecelin müsemma dedikten sonra ve inne kesiren minennâsi bi likâi rabbihim lekâfirûn. E muhakkak ki insanlardan çoğu Allah'a milaki olmayı, yani dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar ederler diyor Allah Teala. Bu ayet Rum suresinin 8. ayet-i kerimesi. Bu konuda çok önemli bir faktörü ifade ediyor. Bugün de insanların %90'dan fazlası bir kısmı zaten bilmeyerek, bir kısmı da ayetleri gördüğü halde inkar ederek Allah'a ulaşmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar ediyorlar. Arkadaki gerekçe şöyle, diyorlar ki ruh insana hayat verir. Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşen bir iddia. Allah Teala yaşatan ve öldüren sadece Allah'tır diyor. Hiç kimseyi bu konuda yetkili kılmadığını buyurmuş oluyor Allah Teala. Sadece kendisi, sadece Allah yaşatır, hayata getirir. Sadece Allah öldürür. Ve hiçbir asla istinad etmeksizin, hiçbir ayet-i kerimeye dayanmaksızın insanlar Allah'a ulaşmayı, İnsan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını açık ve kesin bir şekilde inkar ediyorlar. Ve ne kadar hazin bir tecelli sevgili kardeşlerim, insanların çoğu da inanıyor. Bu Kur'an'a istinad etmeyen insanların uyduruklarına inanıyor insanlar. Ve o öğrendikleri şeyi din zannediyorlar. Şimdi bu ayet-i kerimeyi açıklar mısınız diyor Serdar. Ayet-i kerimenin önemli yanı bu sonu. Allah'a milaki olmakla Allah'ın gökleri ve yeri yaratmasının arasındaki ilişki ne?
İşte o gökler var ya, o yedi tane gök aşılmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu ayetteki üzerinde en fazla önemli durduğu konu, insanların Allah'a ulaşma, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar etmesi. Burada açıkça Allah-u Teala kesiren diyor, çoğu diyor. İnne kesiren minen nasi. Bi likai rabbihim lekafirun. Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhun Allah'a mülaki olmasını inkar ederler diyor Allah Teala. Şimdi demek ki muhteva bu. Allah Teala 12 defa üzerimize farz kılmış ve bu dizayn içerisinde bir muhteva taşıyor olay. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ve insanların çoğu inkar ediyorlar. Bu çok da hatırı sayılır bir çokluk, %90'dan daha öteye taşıyor. Çünkü şeytanın pek azı hariç, onların hepsini kendime bağlayacağım, tabi kılacağım ifadesi, ne yazık ki kesinleşmiş oluyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle şeytanın insanlara olan vaadini yerine getirdiği kesinlik kazanıyor. O zaman pek azı hariç insanların hepsi ne yazık ki şeytana, insan ve cin şeytanlara esir oluyorlar. Şu andaki görüntüde net olarak bu. Bu kadar gayretle insanlara anlattığımız bu gerçekler insanların çoğu tarafından hiçbir asla istinad etmeksizin, hiçbir dayanakları yok. Ama bu istinad etmeksizin inkar açık ve kesin olarak gösteriyor kendisini. İblis hiç görünmüyor ortada. İnsanları kullanıyor. Ve Allah'ın ayetleri açık bir şekilde inkar ediliyor. Ve de bunu yapanlar din alimleri olduğu için insanlar da onların doğru söylediğini zannediyorlar. O bugünün din alimleri de kendiliklerinden söylemiyorlar bunu. Eski alimlerin ortaya koyduğu eserlerden hareketle söylüyorlar. Dayanakları var. Bir de mütevatir diye bir kelime kullanılıyor İslam'da. Eğer bu tevatür edilen şeyler çok insan tarafından asırlar boyunca söylenmişse bunu hakikat olarak kabul etmek gerekir. Kabul etmeyen kafirdir diyorlar. Böyle saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Ortada Kur'an duruyor. Bu Kur'an'ın varlığına rağmen insanlar Kur'an'a ters düşen şeyleri iddia ediyorlar. Asırlardan beri iddia edilmiş ve mütevatir olmuş bunlar. Öyleyse inkar eden kafirdir. Hayır, Kur'an'ı inkar eden kafirdir. O tevatür edilen hususlarla Kur'an'ı gölgeleyemezsiniz. Kur'an'ı hesaba çekemezsiniz. Allah ve Kur'an sizi hesaba çeker. Öyleyse sözlerime dikkat edin. Allah Teala bize ne öğretmişse Kur'an'dan öğretmiştir. Bütün öğrettiklerini Kur'an ayetleriyle öğretmiştir. Öyleyse ne diyorsak oradadır, Kur'an'dadır. Ve iblisin bütün tuzaklarını birer birer tespit etmiş bulunuyoruz. Bütün gayretiyle insanları Kur'an'ın temel hükümlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Kur'an'ın temel hükümlerinin de temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Kurtuluş orada ve iblis bütün insanlara, insanların %90'dan çok daha fazlasına bu hakikatin unutturulduğunu,
şeytan tarafından, iblis tarafından unutulduğunu açık ve kesin bir şekilde ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Şimdi Serdar soruyor, bu ayet-i kerime ile Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mıdır? Araf 179. Ve lekat zeren ali cehenneme kesiren minel cinni vel insi. Biz insanların ve cinlerin çoğunu, çoğu için cehenneme hazırladık diyor. Lehim kulübün la yefkuhune biha. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler. Ve lehim ayunun la yufsirune biha. Onların gözleri vardır, onunla göremezler. Ve lehim azanun la yesmeune biha. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitemezler. İllâike kel enami. Onlar hayvanlar gibidir. Bel, hayır. Hüm edallü. Onlar daha da dalalettedirler. Hayvanlardan da daha çok dalalettedirler. İlâike hümül gafilun. Onlar gafillerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Aynı noktaya geliyoruz. Kimler gafildi? Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Geri kalan her şey tamamen onlara uyuyor zaten. Henüz gözler kapalı, henüz kulaklar kapalı, henüz kalpler kapalı. Allah Teala Furkanları vermemiş henüz. O noktadalar. Öyleyse Araf 179 bu Rum suresinin 8. ayet-i kerimesindeki insanları temsil ediyor. İnsanların çoğu Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Gene insanların çoğu kalpleri, kulak işitme hastaları ve görme hastaları kapalı olan insanların çoğu öyledirler. İdrak edemeyenler, kalpleri açılmamış olanlar, Araf 179'da da aynı gruptan bahsediliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Rum 8'de de gene Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kastediliyor. Ve üçüncü suali Serdar'ın, bu ayetlerle Bakara suresinin 18. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mıdır? Bakara 18. Sümmün bükmün ümyün fehüm la yercuğun. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar rücu etmezler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Raflerine dönmezler. Öyleyse üç ayet arasında kesin bir ilişki söz konusu. İşte böyle bir dizayn. Madem ki dizayn bu, o zaman muhtevayı ona göre ortaya koyacağız. Bize Allah-u Teala'nın verdiği şey, bu hakikatlerini bilip buna göre davranmak ve insanların çoğu bu hakikatleri unutturmaya çalışıyorlar insanlara. Başka bir ifadeyle yanlış bildikleri şeyleri Kur'an doğrularının üzerini örtecek şekilde kullanıyorlar. Üzerlerine ne kadar büyük vebal aldıklarının da farkında değiller. Ne kadar azim bir şey sevgili kardeşlerim. Ancak öldükleri zaman farkına varacaklar. Yaptıkları korkunç hatanın. Allah razı olsun. Ankara'dan Sait Göksel kardeşimiz der ki, Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinin muhtevasını açıklar mısınız? Diyor ki Allah Teala, ya eyyühellezine aminüstecibu lillahi. Ey amin olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler. İstecabu lillahi ve lirresulü izade aküm lima yuhikum. Allah ve Resulü size
hayat verecek şeylere sizi davet ettikleri zaman davete icabet edin. Ya eyyühellezine aminu istecubu, ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, icabet edin. Yani davete icabet edin. Lillahi, Allah için, yani Allah'ın davetine ve Resulü ve Resulü için. İzâ de'aküm davet ettikleri zaman sizleri, lima şey için, yuhyiküm, size hayat verecek şeylere davet ettikleri zaman. Ve'alemû ennallâhe yehûlu beynel meri ve kalbihi. Bilin ki, muhakkak ki Allah kalbinizle sizin aranıza girer. Kişinin kalbiyle kendisi arasına girer. Ve ennehu ileyhi tuşerun ve muhakkak ki hepiniz ona haşrolunacaksınız. Yani Allah'ta toplanacaksınız. Ona haşrolunacağınızı bilin diyor. Muhakkak ki siz ona, Allah'a, ileyhi ona haşrolunacaksınız. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ölürken hayata kavuşur. Hayat verecek şeylere, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslime sonra nefsinizi Allah'a teslime ondan sonra da iradenizi Allah'a teslime iradenizi Allah'a teslim etmeden evvelki devrede de ikinci defa hayata getirilirsiniz. Önce dünya için gözünüz, kulağınız, kalbiniz açılır. Dünyaya ait olan muhtevayı idrak edersiniz. Mürşidi mürşid olarak görürsünüz. Allah'a ulaşma talebini dikkate alırsınız. Ve gözünüz, kalbiniz, kulağınız açılır. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bir defa daha açılacaktır. Bu sefer kalp gözünüz ve kalp kulağınız her ikisi de hayata geliştir. Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesi iki defa ölümden insanları Allah'ın hayata çağırdığını ifade eden bir ayet-i kerimedir. Birisinde baş gözünüz, baş kulağınız, fizik vücudunuzun kalbi açılır. İkincisinde nefsinizin gözü, nefsinizin kulağı, nefsinizin kalbi açılır. Birincisi bu alemi idrak etmeniz için, dünyayı idrak etmeniz için. İkincisi diğer alemleri idrak etmeniz için. Birincisinde dünya için hayata döndürülürsünüz. Ölüyken hayata getirilirsiniz. İkincisinde gene ölüyken hayata getirilirsiniz başka alemler için. İkinci suali Said'in diyor ki ayet-i kerimede belirtilen hayat verecek olan huzuzun Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu anlayabilir miyiz? Evet. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi de nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İkisi de hayat verecek şeyler. Birincisinde dünyada hayat buluyorsunuz. İkincisinde kalp gözünüz ve kalp kulağınızla bu fizik dünyanın ötesi için hayata getiriliyorsunuz. Üçüncü suali Said'in, Enfal 24'ün Enam 122 ile arasında bir ilişkiden bahsedebilir miyiz? Enam 122, evemen kâne meyten fe ahyeynâhu. Ölürken dirilttiğimiz. Ve cealnâ lehu nuren, ona nur kıldığımız, yemşî bihî finnâsi, insanların arasında o nurla yürüsün diye kendisine nur kıldığımız, nur verdiğimiz kişi
Kemen meseluhu fi zulümati. Karanlıklar içinde olan kişiyle kişi gibi midir? Kişiyle mukayese edilebilir mi? Leyse bi haricin minha, oradan çıkamayacak kimse gibi midir? Kezalike züyyine lil kafirine mahkânü yâmilûn, işte böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Kafirlerin kimler olduğuna bakalım. Bir tek tarih var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun, kendini ne kadar mümin zannederse zannetsin, Allah'a göre ne yazık ki kafirdir. Kalbi mühürlüdür. Görme hastası mühürlüdür. İşitme hastası mühürlüdür. Gözlerinde, kulaklarında ve kalbinde hicab-ı mesture, vakra ve ekinnet vardır. Kördür, sağırdır ve dilsizdir. Ve ölüdür. Ölüyken, yani Allah'a ulaşmayı dilememişken, iki ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse, yani mürşidine ulaşmış devrin imamının ruhu başındaki nurla beraber kişinin başının üzerine gelip yerleşmiş. Allah'ın nur verdiği kişi oluyor bu. Burada bir tek nurdan bahsediyor Allah Teala. Karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi mi? Başının üzerinde bu nur bulunmayan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Onunla birinci kişi arasında birinin cennete, birinin cehenneme gitmesi gibi çok büyük bir temel farklılık vardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girerler. Allah razı olsun. İstanbul'da Hüseyin Dülkadir kardeşimiz der ki birinci sualinde, İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde buyurulan şükür sahiplerinin Allah'a ulaşmayı dileyip sırat-ı müstakim üzere olanlar olduğunu söyleyebilir miyiz? İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde bulunan şükür sahipleri. Ne diyordu Allah Teala? İnna hedeynâhü sebîlâ. Muhakkak ki biz sebîle hidayet ederiz, ulaştırırız. İmma şakiren ve imma kefura. Kimi şükredenlerden olur, kimi küfredenlerden olur. Allah'a ulaşmayı dileyenler şükredenlerden, ulaşmayı dilemeyenler küfredenlerden olur. Hidayete eremezler. Ama Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah onları mutlaka hidayete erdirecekti. Hidayetin yolunu gösterecekti onlara. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, şükrü kabul edilen kişidir. Dilemeyen kişi, şükrü, zaten şükre ihtiyaç duymayan, ama şükretse bile şükrü kabul edilmeyen kişidir. Şükrün kabul edilip edilmemesi, Allah'ın rahim esmasının o kişinin üzerine tecelli edip etmemesine bağlıdır. Kafirlerin şükrünü kabul etmeyiz diyor Allah Teala. Kafirlerin talebini de kabul etmeyiz diyor. Öyleyse talebin kabulü Allah'a ulaşma dileğine mutlak olarak bağlı. Ve kardeşimiz soruyor,
Zümer 7 ile bunun arasında bir ilişki var mı? Zümer 7'de Allah Teala diyor ki in tekfuru fe innallaha ganiyun ankum ve la yerda li ibadihin kufra. Eğer inkar ederseniz muhakkak ki Allah sizden ganidir. Ve burada Kur'an-ı Kerim yazımında farklılık var. İnnallâhe olacak. Burada inannallâhe yazılmış Sümer 7'de. Düzeltelim Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyi. Ganiyün ankum. Muhakkak ki Allah sizden ganidir eğer inkar ederseniz. Ve la yerdâ li ibadihil küfrâ ve o kulları için küfre razı değildir. Ve in teşkürü yerdehu lekum. Eğer şükrederseniz sizden razı olur. Küfürde kalırsanız sizden razı olmaz diyor Allah Teala. Şükrederseniz sizden razı olur. Ve la tezürü vaziretin vizra uhra. Eğer ve hiçbir yük günah taşıyıcı başka birinin yükünü, günahını taşımaz. Sümme ilâ rabbiküm mercûküm. Sonra sizin dönüşünüz Rabbinizedir. Mercukum dönüşünüz. Fe yunibbiukum bima kuntum tamelun ve o size yapmış olduklarınızı size haber verecek. İnnehu alimun bizzati sudur. Muhakkak ki Allah sinelerde olanı en iyi bilir. Burada insan üçe paralel bir olgu görüyoruz. Ne diyordu orada? Biz muhakkak ki onu yani insanı sebile hidayet ederiz, ulaştırırız diyor Allah Teala. Ama dileyen ya da kimi şükredenlerden, kimi küfredenlerden olur. Allah'a alışmayı dileyen şükredenlerden, dilemeyen küfredenlerden olur. Allah Teala herkesi sevgiyle ulaştırmaya hazır ama sadece şükredenler ulaşabilir. Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala eğer şükrederseniz Allah sizden razıdır diyor. Kim küfrederse, inkar ederse muhakkak ki Allah onlardan ganidir. Onlara ihtiyacı yoktur. Ama onlardan küfredenlerden razı olmaz. Ve in teşkürü yerdehu lekum. Kim şükrederse onlardan razı olur.
Eğer şükrederseniz sizden razı olur. Öyleyse küfredenlerden Allah Teala razı olmuyor, şükredenlerden razı oluyor. Sizin sonraki dönüşünüz Rabbinizedir. Ölümle ruh Allah'a geri döner. Böylece Allah Teala iki ayet arasında bir ilişki köprüsü kurmuş. Her ikisinde de şükredenler ve küfredenler var. Kimlerin şükürde, kimlerin küfürde olduğu insan 3'te anlatılıyor, Dehir 3'te anlatılıyor. Zümer 7'de ise küfürde olanlardan Allah'ın razı olmadığı, şükürde olanlardan Allah'ın razı olduğu ifade ediliyor. Küfürde olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yani kalpleri mühürlü olanlar, kalbinin mühürü açılmamış. Şükürde olanlar kalplerin mühürü açılmış olanlar. Onlar mümin olan şerefine erenler. Allah razı olsun. İkinci suali Hüseyin'in Maide 35, Nahl 9 ve Lokman 15 arasında bir illiyet rabıtası var mıdır diyor. Maide 35, Nahl 9 ve Lokman 15. Maide 35, Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete ve cahidû fî sebîlihi leâlekum tuflehûn. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaşmaya vesileyi isteyin, Allah'tan isteyin. Ve cahidu fi sebilihi ve onun yolunda, Allah'ın yolunda cihat edin. Lealeküm tuflihun. Böylece kurtuluşa ulaşasınız. Edin ki, şöyle şöyle yapın ki, böylece felaha ulaşasınız. Neymiş yapacağımız şeyler? Takva sahibi olmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum 31'deki Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ifadesi. Bu takvanın sahibi olduktan sonra birinci safa tamam. Takva sahibi olmuşuz. O zaman diyor ki Allah Teala Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Yani burada istihaneyi isteyin ifadesi var. Ve Allah yolunda zikir yapmak suretiyle cihad edin. Umulur ki böylece felaha eresiniz. Ya da böyle yapın ki felaha eresiniz. Nahl 9 ve alallahu kastü sebili ve minha cair ve levşâe lehedâküm ecmain. Diyor ki Allah Teala Nahl 9'da ve alallahu kastü sebili, sebillerin tayini ve tespiti Allah'a aittir. Yani kimin hangi mürşide tabi olacağı hususunun tayini Allah'a aittir. Minha cair, ondan sapanlar vardır. Ve levşâe lehedâküm ecmain, eğer Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı vesileyi arayın diyor. Bu vesilenin muhtevasına bakıyoruz. Vesilenin tayini ve tespiti kastedilmesi Allah'a aittir diyor. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde. Ve ne yapılması lazım? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri ifade ediyor.
Diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabr ve salatı inne haleke biretun illa alen haşin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir, kebiretin bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki mutlaka Allah'a ruhlarını milaki kılacaklarından, milaki kılacaklarına inanırlar. Allah'a ruhlarını milaki kılacaklarına ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve sonra da Allah'a rücu edeceklerine, yani önünden sonra da ruhlarını tekrar Allah'a döneceklerine. Bu söz konusu olan vesilenin Allah'tan istenmesi hacet namazıyla oluşur. Dikkat edin, vesilenin istenmesi. Eğer Resul belli ise o zaman onun takımından birisi varsa hacet namazı kılmaya bile gerek olmadan ona ulaşmak söz konusu olacaktır. Ali İmran Suresinin 82. ayet-i kerimesinde bundan sonra diyor Allah Teala Resul kendini beyan ettikten sonra ona tabi olmayan herkes fısktadır diyor. Dikkat edin ki ona tabi olmak hacet namazını kılmayı bile gerektirmez. Ama insanlar vardır, şüphe içindedirler. Onlar hacet namazını kıldıkları zaman devrin imamının kim olduğunu Allah'tan sormalıdırlar. Allah onlara gerekli cevabı mutlaka verecektir. Üçüncü, evet, bu Nahl 9'dan sonra Hüseyin Lokman 15'i de almış. Ve in cahedake ala entüşüke bima leyseleke bihi ilmin. Eğer bilmediğim bir şeyi bana ortak koşmak için seni zorlarlarsa, fela tutihuma. O takdirde onlara itaat etme. Ve sahip hüma fid dünya marufen. Dünya üzerinde onlarla iyi geçin. Ve tebi sebiyle men enabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Sümme ileyye mercukum. Sonra bana rücu edeceksiniz. Ölümden sonra. Fe yunebbiukum bima kuntum tamelun. O zaman size yaptıklarınızı haber vereceğim. Burada kim Allah'a ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna uy. Sen de Allah'a ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Nahl 35 ve Nahl 9 arasında mutlak bir ilişki var. Lokman 15 mürşide ulaşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor.
Maide 35 ile Nahl 9 arasında ve eğer Hüseyin burada Nahl 9'dan sonra başka bir ayet-i kerimeyi koysaydı, iki ayet-i kerimeyi Bakara 45 ve 46'yı, bir de Fatiha suresinin İyyâke nestaîn ihtinâ sırâtel mustakîm bölümünü alsaydı, o zaman konu tamamlanmış olacaktı. Ama Lokman 15 ile diğer ikisi arasında bir İlliyet Rabıtası'nın varlığı geçerli değil. İlliyet Rabıtası yok. Buradaki Vettebi sebilâ men enâbe ileyye, kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol emri var. O yolu, yola ulaşmayı sen de dile. Sen de onun gibi bana ulaşmayı dile, bana yönel. Aslında yola ittiba et, tabi ol. Yani sırat-ı müstakime ulaş. Burada İlliyet Rabıtası olan ayet-i kerimeler çok daha açık bir şekilde anlatan Bakara 45 ve 46 ile Fatiha suresini söylediğimiz ayetleri. Üçüncü sualinde diyor ki Hüseyin, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin vasiletle Allah'a çağırdıkları yolun Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde ifade edilen tek bir fırkanın üzerinde olduğu insanları Allah'a ulaştıran insanları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim olduğunu söyleyebilir miyiz? Diyor. Evet, peşin olarak söyleyelim ki söyleyebiliriz. İkisi de aynı sırat-ı müstakimi ifade ediyor. Şimdi ayetlere bakalım. Yusuf 108'de Allah Teala diyor ki kul hazihi sebili edü ilallahi. De ki işte bu yol Allah'a davet ettiğimiz yol. Ala basiretin basiret üzere ene ve menittebani benim ve bana tabi olanların. Ve sübhanallahi ve Allah sübhandır. Allah'ı tenzih ederim. Ve ma ene minel müşrikin ve ben müşriklerden değilim. Ne demek istiyor Allah Teala'nın bu ifadesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle söyle. Benim ve bana tabi olanların basiret üzere yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. Yani burada Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve müşriklerden olmaktan daha o anda kurtulmuşlar. Şimdi yolun dışındakilere sırat-ı müstakimi söylüyorlar, sırat-ı müstakime davet ediyorlar. Yani birinci sırat-ı müstakim daveti. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sırat-ı müstakimi. Bir numaralı sırat-ı müstakim. Buradaki davet söz konusu. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi birinci sırat-ı müstakimi ifade ediyor.
burada da Sebil adıyla geçiyor. Birinci sıratımızdaki Sebil adıyla geçiyor. Enam 153'te ise aynı sıratımızdaki adıyla geçiyor. Ama Enam 153'teki sıratımızdaki birinci sıratımızdakinden yedinci sıratımızdakine kadar hepsini muhtevasını alıyor. Bakalım Enam 153'te ne diyor Allah Teala? Ve enne haza sıratımızdakimen fettebuhu. Bu Enam 153'e girmeden evvel Enam 152'nin sonundan başlamak daha uygun olur. Allah Teala'nın diyor. Allah Teala Allah'ın ahdini yerine getirin. Ve effu ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Allah'ın ahdi biliyorsunuz ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini içeren bir bütündür. Şimdi 153. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. 152'nin sonu Allah'ın ahdini ifa edin şeklinde. Diyor ki Allah Teala ve enne haza sıratı müstakimen. Bu muhakkak ki işte bu sıratı müstakimdir. Muhakkak ki bu sıratı müstakimdir. Fettebiuhu, ona, o sıratı müstakime tabi olun. Ve la tettebiu sübule ve diğer sebillere tabi olmayın. Fe teferrika bikum an sebilihi. Eğer tabi olursanız, fe oradaki o anlama geliyor. O zaman bu tabi olduğunuz diğer sebillerden hangisi olursa olsun, onlar sizi Allah'ın sebilinden, sırat-ı müstakimden ayırırlar. Tefrik ederler, fırkalara ayrılmış olursunuz. Zalikum vasakum bihi, işte bu size Allah'ın vasiyetidir. Allah size onunla bihi, onunla vasiyet etti. Vasakum size vasiyet etti, bihi onunla. İşte bu Allah'ın size onunla vasiyet ettiği şeydir. Lealekum tettekun, umulur ki takva sahibi olursunuz diyor Allah Teala. Burada bütün sırat-ı müstakim var. Allah'ın ahdi devreye girdiği için ve Allah'ın sonunda da bir defa daha üzerine bastırarak vasiyetini söylüyor. Allah'ın vasiyeti de Allah'ın ahdi de aynı şeydir. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içerir. Allah razı olsun. Öyleyse şuraya ulaşıyoruz. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi sırat-ı müstakime davet, birinci sırat-ı müstakime davet. Daha Allah'a ulaşmayı dilememişler, henüz müşriklerden kişiler. Davet edense ben müşriklerden değilim diyor. Sizin gibi manası var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri gereğince fırkalara ayrılmıştır ve mutlaka müşriklerdendir. Ölçüler bizim ölçülerimiz değil. Ölçüler Allah'ın ölçüleri. Ve Allah Teala onun için ne zaman sırat-ı müstakime davet varsa, Allah'a davet varsa o davetçinin müşriklerden olmadığını devreye koymuş. İstanbul'dan Şaban Uçur kardeşimiz diyor ki Zuhruf 86, Mümin 7 ve Secde 24 arasında devrin imamı açısından bir ilişki var mıdır? Zuhruf 86.
Ve la yemlikul lezine yed'une min dunihi şefaate illa men şehide bil hakkı ve hum yalemun. Ondan başka dua ettikleri, yani putlar, Allah'tan başka dua ettikleri, min yed'une min dunihi, ondan başka dua ettikleri malik değildirler şefaate. Şefaat etmeye malik değildirler. İlla men şehide bil hakkı. Ama hakka şahit olan kişi hariç ve hüm yalemun. Ve onlar bilirler. Yani Allah'ın katında Allah'a şahit olan kişi, devrin imamı, ondan evvelki devrin imamı, ondan evvelki devrin imamı, hepsi Allah'a şahit olmuşlardır ve onlar bilirler. Allah'ın katında Allah'a şahit olan kişi deyince tekil kullanıyor Allah Teala. Ama onlar bilirler deyince ondan evvelki ve sonraki huzur namazının imamlarını da kastediyor. Neyi bilirler? Allah'ın dinini bilirler. Neden bilirler? Çünkü dini onlara Allah öğretmiştir. Allah'ı da görmüşlerdir. Allah'a şahit olmuşlardır. Hakka şahit olmuşlardır. Hakka şahit olarak, hakka müşahit olarak hakkı görenler, hakka şehadet edenler gene aynı kişiler. Mümin 7'de de aynı kişilerden bahsediyor Allah Teala. Ellezine yahmilun el arşe. Onlar ki arşı taşırlar. Arşı tutan meleklerdir. Ve men havlehu, ve onların, o arşı tutan meleklerin etrafındaki kişi. Yusebbihune. Tesbih ederler. Bihamdi Rabbihim. Rablerini onun hamd ile Rablerini tesbih ederler. Elhamdülillahi, elhamdülillahi, elhamdülillahi diyerek hamd ile Rablerini tesbih ederler. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber'den şu anda söylenilen hamd ile Rablerini tesbih etmek, elhamdülillah. Ve yuminune bihi, ve ona, Allah'a amini olurlar. Amin olmanın 7 safhasının da sahibi devrin imamı ve melekler de zaten otomatik olarak Allah-u Teala'yı bilirler. Çünkü onun katındalar zaten. Ve yestağfirûne lillezîne âminû. Amin olanlar için, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mağfiret dilerler. Derler ki Rabbena, Rabbimiz, vesîte külle şeyin rahmeten ve ilmen. Sen her şeyi İlmin ve rahmetinle kuşatmışsındır. Kuşatmış durumdasın. Vesite kuşatmışsın, kaplamışsın demek. Fâfir lillezîne tâbû, o tövbe edenleri mağfiret et, yani onların günahlarını sevaba çevir. Vettebû sebîleke, ve tövbe ederek senin yoluna tabi olanları. Ve kıyhim azâbel cahim, onları cehennem azabından vikaye et.
koru. Öyleyse mümin 7'de de devrin imamı var. Devrin imamı Zuhruf 86'da da geçiyor. Mümin 7'de de geçiyor. Ve secde 24, secde 24'te de geçiyor. Üçüncüsü secde 24. Diyor ki ve cealna minhum eymeten yehtuna bi emrina lemma sabiru ve kânu bi ayatina yukinun. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizde hidayete erdirsinler diye. Ayetlerim sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Burada da Allah Teala huzur namazının imamlarından bahsediyor. Sual: Zuhruf 86, Mümin 7 ve Secde 24 arasında devrin imam açısından bir ilişki var mıdır? Bir illiyet rabıtası var ilişkinin. Çok ötesinde bir olay. Üçü de devrin imamlarından bahsediyor. Ve ikinci suali: Zuhruf 86 ve Mümin 7 arasında devrin imamının şefaat etmesi açısından bir ilişki vardır diyebilir miyiz? Elbette şefaat etmeye yetkili olan bir tek kişi vardır insanlardan. Devrin imamı, meleklerden de arşı tutan melekler. Tabi asıl olan devrin imamının şefaatidir. O şefaat kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini, mağfiret edilmesini temin eder. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesine göre. Allah razı olsun. İstanbul'dan Tarık Sapmaz diyor ki sualinde: Enam 70'teki dinini oyun ve eğlence edinenler ve Rum 32'de dinde fırkalara ayrılanlar arasında bir ilişki var mıdır? Bakalım ne diyor Enam 70? Bismillahirrahmanirrahim. Ve zerillezine tehazu dinehum leyiben ve lehven. Dinlerini bir leyip ve lehv, oyun ve eğlence ittihaz edenleri bırak. Onlardan hazır et. Onlardan vazgeç. Ve garret hümül hayatı dünya. Ve onları dünya hayatı aldattı. Ve zekir bihi onlara hatırlat. Ne ile hatırlat? Ve zekir bihi en tübsele nefsün bima kesebet. Kazandıkları derecelerden dolayı İktisap ettiklerinden, yani kazandıkları negatif derecelerden dolayı nefsin helak olacağını onlara hatırlat diyor. Zekir, zikret, hatırlat. Hatırlamalarını temin et. Leyse leha, onlar için yoktur. Min dunillahi, Allah'tan başka veliyün, dost, vela şefi ve şefaat edecek kişi.
Ülâikellezîne upsülû bimâ kesebû. Ve bütün ve in tadil kulle adlin la yuhaz minha. Bütün adli yani fidyeleri verse de ondan ahzedilmez, kabul edilmez. La yuhas minha, ondan ahzedilmez. Ne kadar adil verirse versin, fidye verirse versin, bütün fidyeleri versin, külle adlin, bütün fidyeleri verseler de onlardan kabul edilmez. Ülâikellezîne upsilû bima kesebû. İşte onlar İktisap ettiklerinden dolayı helak olmuş kimselerdir. Allah Teala bisel basir, masir diyor. Ne kötü dönüş yeri. Üpsülü bir makese bir kazandıklarından dolayı sonucu ne kötüdür anlamına. Helak olmuş manasını çıkıyor. Orada da yukarıda da tupsele kelimesiyle gene en tübsele nefsün, nefsin Allah-u Teala'nın o söylediği bilsel ifadesindeki yani mahvolma olayı, helak olma. Ve devam ediyor Allah-u Teala. Ülâkellezîne upsülü bimâ kesebû lehum şerâbin min hamîmin ve azâbin elîmin elîmun bimâ kânû yekfurûn. İnkar etmiş oldukları şeylerden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elim bir azap vardır. Şimdi suale bakalım. Enam 70'deki dinini oyun ve eğlence edinenler ve Rum 32'de dinde fırkalara ayrılanlar arasında bir ilişki var mıdır diyor. Rum 32 minellezine ferraku dinehum ve kânü şia. Onlar ki dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve bölük bölük parça parça olmuşlardır. Grup grup ayrılmışlardır. Onlar gibi müşrik olma, o müşriklerden olma diyor Allah Teala. Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyordu Allah Teala. Rum 32'de de müşriklerin standartlarını veriyor. O müşriklerden olma ki dinde fırkalara ayrılmışlardır ve bölük bölük olmuşlardır. Yani bugünkü ölçülerde 72 tane fırka söz konusu. Kullu hizbin bimâledeyhim ferihun, her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Enam 70'teki dinine oyun ve eğlence edinenler ve Rum 32'de dinde fırkalara ayrılanlar arasında bir ilişki var mıdır? Burada Enam 70 belli ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Detaylar ne olursa olsun söz konusu olan insanlar Allah'tan başka bir veli, bir dost ve bir şefaatçiye sahip değillerdir. Gidecekleri yer cehennemdir. Kazandıkları dereceler nakıs derecelerdir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de Rum 32'deki işareti şirkte olmaları. Allah'a ulaşmayı dileselerdi Rum 31'e göre takva sahibi olacaklardı.
ve şirkten kurtulmuş olacaklardı. Şirkten kurtulmamış olduklarına göre bunlar dinlerinde fırkalara ayrılmış olanlar her iki grupta. Her ne kadar enam yetmişte dinlerinde fırkalara ayrıldığına dair bir işaret yoksa da ama kazandıklarından dolayı helak olmuş olan kimseler açık ve kesin inkar etmiş oldukları şey ise ruhun Allah'a ulaşması. Bu insanların inkar ettikleri şeylerin muhtevasını bize açıklar mısınız diyor B şıkkında. Kimler bu insanlar? Kazandıklarından dolayı helak olmuş kimseler. Ve elin bir azap sözüne dikkat edin. Elin bir azap söz konusuysa mutlaka bu insanlar başka insanların da hidayetine mani olanlar. İşte inkar ettikleri şeyler Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması, bunun insanların üzerine farz olduğu ve mutlaka bunun Allah'a ulaşmayı dilemenin insanlar tarafından devreye alınması, Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar için söz konusu kurtuluş, Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde onlar Allah'a ulaşmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Diyor. Burada inkar müessesesi geçiyor. Bakara 159'da onlar hidayeti ve Allah'ın ayetlerini gizlerler diyor. Gene bu sefer de ketmetme fiili kullanmış Allah Teala. İnkar ettikleri şeylerin başında insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması geliyor. Eğer bu inkar edilmişse o insanlar için kurtuluş yok. İster tekzip etsinler, gene amelleri boşa gidecek. İster inkar etsinler, Allah'a ulaşmaya, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, gene amelleri boşa gidecek. Araf 146'da Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar edenlerin amelleri boşa gittiği ifade, tekzip edenlerin, yalanlayanların amellerinin boşa gittiği ifade ediliyor. Öyleyse bu muhteva her şeyden evvel odur. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilememişler, şirkten kurtulmamışlar, küfürden kurtulmamışlar, dalaletten kurtulmamışlar. C şıkkında diyor ki Tarık, kazandıklarından dolayı nefsin helak olacağını onlara hatırlat ibaresiyle Müddessir 38-39-40 arasında bir ilişki söz konusu budur. Kullu nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat diyor Allah Teala. Bütün nefsler iktisap ettikleri derecelerden dolayı rehinedirler. Ama yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennette olacaklardır. Birbirlerine sorarlar. Öyleyse eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse iktisap ettikleri dereceler mutlaka negatifleri pozitiflerinden farklı olan, fazla olanlardır.
mutlaka negatifleri pozitiflerden fazla olanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden hepsinin, herkesin başlangıçta fazladır. Ama kim yemin sahibi olursa, yeminini, misakini, ahdini yerine getirirse, daha misakini yerine getirdiği anda değil, daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kaybettiği dereceler kazandıkları dereceden aşağı düşer, kazandıkları dereceler yükselir. İşte burada kazandığı derecelerin negatif dereceler sebebiyle nefslerin helak edeceğini, onları anlatla Müddessir 38-39-40 arasında bir ilişki var mı? Nefsin helaki, kişinin kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması olayı, nefsin kalbinin yarıdan fazla karanlıklarla dolu olması hali ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği anda nefsinin mutlaka pozitif dereceler, negatif derecelerden fazla olduğu için helakten kurtulması hali. Dolayısıyla aralarında bir ilişkiden söz etmek mümkün. İzmir'den Nusret Temuçin kardeşimiz der ki, Bakara suresinin 83. ayet-i kerimesindeki misakin muhtevasını açıklar mısınız? Ve iz ehazna misaka beni İsrail'e la tabudune illallahe. Ve o zaman ki biz İsrail oğullarından misak aldık, kesin söz aldık. Allah'tan başkasına kul olmayacaklarına dair. Allah'tan başkasına kul olmayın diye. La tabudune illallahe. Allah'tan başkasına kul olmayın, sadece Allah'a kul olun diye. Ve bil valideyni ihsanen. Anne babaya ihsanla davranmaları için. Ve zil kurba ve akrabalara, yakınlara ve ekumü salat ve namaz kılsınlar diye. Ve atü zekat ve zekat versinler diye. Sümme tevelleytüm illa kalilen. Sonra onların çoğu döndüler. Sizden bir kısmınız hariç onlar döndüler ve entüm muridun. Onlar dönenlerdir. Bakara suresinin 83. ayet-i kerimesindeki misak, Allah'a kul olmak, yani ezeli misak. Burada ne demek misak? Ruhlarının Allah'a verdikleri misak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Böylece Allah'tan başkasına kul olmamış olmak. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi tağutun kul olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre. Ve bu geri kalanlar o başlangıcın devamıdır. Öyleyse bu misakte Allah-u Teala
sadece ruhun Allah'a ulaşmasını değil, akrabaya, yetimlere iyi davranmak, anne babaya iyi davranmak, fakirlere yardım etmek, parasal yardım, güzel söz söylemek, namazı kılmak, zekatı vermek tarzında bir misak almış, bir kesin söz almış onlardan. Ama sonra pek azınız hariç döndünüz diyor Allah-u Teala. İkinci suali Nusret Temuçin'in, Bakara 87-88, Bakara 159'daki kişiler aynı kişiler midir? Velekat ateyna 87. Musa kitabe ve kafeyna min badihi bir resuli. Musa'ya kitap verdik. Ve ondan sonra bir ardarda kesilmeksizin resullerimizi gönderdik diyor Allah Teala. Ve ateyna İsa ibn Meryem'el beyinati ve Meryem oğlu İsa'ya beyineler verdik, ispat vasıtaları verdik, açıklamalar verdik. Ve eyyednâhu bir ruhul kudüs, onu ruhul kudüsle destekledik. Efeküllemâ câikum resûlün, onların her birine resulleri geldiği zaman bimâ lâ tehvâ enfüsukum, nefslerinizin hevasına hoş gelmeyecek bir şeyle geldiyse tekebbür ettiniz, büyüklendiniz. Fe ferikan kezeptüm, bir kısmını tekzip ettiniz, yalanladınız. Fe ferikan taktülün, bir kısmını ise öldürdünüz. Bakara 88 ve kalu kulübüne gulf, ve dediler ki kalbimizde gulf vardır, örtü vardır, perde vardır. Vel lanehumullahü küfrihim, hayır Allah küfürleri sebebiyle onları lanetlemiştir. Ve kalilen mayyumunun, bu yüzden onların pek azı mümindirler, aminudurlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bakara 87'deki kişiler Allah'ın Resullerini ardarda göndermesine rağmen onlara tabi olmayanlar. Burada İsrail kavmine hitap ediyor Allah Teala. Bakara 159, innellezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda. Demin söylemiştik. Bakara 159. Onlar muhakkak ki indirdiğimiz şeyi beyinattan, ispat vasıtalı olarak ve beyan edilmiş olarak indirdiğimiz şeyi gizlerler. Muhakkak ki onlar gizlerler. Vel hüda ve hidayeti gizlerler. Min badima beyyennâhu linnâsi fil kitabı. Biz kitapta insanlar için beyan ettikten sonra, biz kitapları indiririz, beyan ederiz ve bu beyanlardan sonra onlar Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. Ülâki yelenhumullâhü ve yel'anuhumullâinûn. Allah'ın laneti de, lanet edenlerin laneti de onların üzerinedir. Bakara 87-88 ve Bakara 159'daki kişiler aynı kişiler midir? Bir kısmını yalanladınız diyor. Yalanlayanlar aynı kişiler midir? Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesindeki kişiler daha baskın. Onlar yalanlamakla kalmıyorlar, onlar gizliyorlar, bilerek gizliyorlar. Allah'ın hakikatlerini biliyorlar, idrak ediyorlar, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, başka insanların da dilemesine mani olmak için
Allah'ın çok açık bir şekilde açıkladığı ayetleri gizliyorlar. Öyleyse aynı kişiler midir? Hayır, aralarında derecat farklılığı var. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar bir grup, Resulleri öldürenler en ağır cezalandırılacak olanlar ikinci grup ve Bakara Suresi'nin 88. ayet-i kerimesindeki Allah'ın laneti onların üzerindedir ifadesi, bunların birbirlerini Allah'ın ayetlerini yerine getirmemek istikametinde ikna etmeye çalıştıklarını, aralarında bir fitnenin vücut bulduğunu ifade ediyor. Allah'ın laneti kimlerin üzerine? Allah'ın ayetlerini gizleyenlerin, Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin, Allah'ın ayetlerini yalanlayanların üzerine hangi şartla bu insanlar diğerlerinin Allah'a ulaşmalarına mani olmaya çalışıyorlarsa, yalanlamaktan murat buysa, o zaman mutlaka bu insanlar üzerlerine lanet alırlar. Lanet açısından baktığımız zaman 87-88 Bakara ve 159 Bakara'daki insanlar Allah'ın laneti açısından aynı gruba girerler. Üçüncü suali kardeşimizin, Bakara 87'deki kişilerin kibirlerinin sebebi Câsiye 23'e göre sahip oldukları faydasız ilimden ve Resullerin sahip olduğu ilmin kendilerinde bulunmamasından dolayıdır diyebilir miyiz? Câsiye 23, اَفَرَيْتَ مَنِ اتَّحَزَ اِلٰهِهُ هَوَاهُ. O hevalarını kendilerine ilah edenleri görüyor musun? Ve اَدَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلٰى اِلْمٍ. Allah onları ilim üzere dalalette bırakmıştır. Ve hateme ale semihi, görme, işitme hasalarını mühürlemiştir. Ve kalbi ve kalplerini mühürlemiştir. Ve ceale ala basarihi kışave, görme hastalarının da üzerine kışavet isimli bir perde çekmiştir. Femen yehdi min badillah, bundan sonra o kişiyi kim hidayet erdirebilir? Efela tezekkürün, tezekkür etmez misiniz? Bakara 87'deki kişilerin kibirlerinin sebebi sahip oldukları faydasız ilimden ve Resullerin sahip olduğu ilmin kendilerinde bulunmamasından dolayıdır diyebilir miyiz? Evet, yani bunlar iki tane sebep söylenebilir. Ama buradaki önemli faktör kişilerin başka insanları Allah'ın yolundan saptırma gayretleri, Allah'ın yoluna ulaştırmama gayretleri. Ve son sualimize geliyoruz. Daha önceki sohbetlerinizde, bir dinleyicimiz söylüyormuş bunu, daha önceki sohbetlerinizde açıkladığınız gibi başkaları tarafından sevilmek için onların sevgisine layık olmamız gerekiyor. Fakat onların sevgisine layık olacak fırsatı bulamıyorsak, onlara sevgimizi gösterecek fırsatı bulamıyorsak ve onlardan onların bizden razı olmadığı, kızgın olduğu bir şekilde ayrılmışsak, bu da bizi sürekli huzursuz, mutsuz ediyorsa, üzüyorsa, bu durumdan nasıl kurtulabiliriz diyor. Bu durumu başka kardeşlerinize açabilirsiniz. O başka kardeşleriniz onlara der ki, bu kardeşimiz sana bir yanlış davranışta bulunmuş, ama şimdi yaptığı davranışın ne kadar yanlış olduğunun farkında ve senden özür dilemek istiyor. Onun bu konudaki talebini kabul etmeni biz de senden rica edebilir miyiz demeleri uygun olur. Ve bizim de bu konuda herkesten talep sahibi olduğumuzu hepinizin bilmesini istiyoruz. Kim bir yanlış davranışta bulunmuşsa ve bundan pişmanlık duymuşsa, affını talep ediyorsa, onu affetmek bir büyüklüktür. Allah'ın indinde bir vecibedir, bir zarurettir. Eğer negatif muhteva toplumu rencide edecek bir özellik taşıyorsa, o zaman bu konu yeniden tezekkür edilmeli, gerekirse bize ulaştırılmalı. Ama
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birer birer hepiniz size karşı yanlış davranışta bulunan ve bundan pişman olan, af dileyen herkesi affetmek büyüklüğünü göstermelisiniz diye düşünüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir yeni 2 saat süreli sualler ve cevaplar faslında zamanımız tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.